Diyalog TV Facebook canlı yayın. Diyalog TV yayınları artık Facebook canlı yayında. Yapmanız gereken tek şey Diyalog TV grubunu takip etmek. Haberler, son dakikalar, gündemi belirleyen programlar hepsi yanı başınızda. Yollarda güven. Ülkede huzur istiyoruz. Polisimizden daha çok denetim, sürücülerden dikkat bekliyoruz. Başka ocaklar sönmesin. Diyalog Medya Grubu Merhabalar efendim, Diyalog TV ekranlarında canlı yayınlanan kahve bahaneyle yeniden sizlerleyiz. Bu hafta yanımda çok değerli bir isim var, aynı zamanda meslektaşım. Ee, sevgili Şehval Hamzaoğulları, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Ee, 25 yıllık öğretmenlik. Evet. evet. <laughs> ee, kültür ve sanatın her alanında yer aldığınız sunumlarınızla, şiirlerinizle... Babanızın e, mirasıyla sanata, belki de düşkünlüğünüz oradan mıdır? Öyledir herhalde. Ee, annem de aslında hani hep babam e, diye bilinir ama annem de çok e, sanatsal faaliyetlere, etkinliklere çok meraklı, sıkı bir takipçidir. Hı hı. E, o nedenle tabii yetiştirilirken e, biz de bu e, merakla e, büyütüldük. E, Böyle bir durum var. Hani babam bir fiil aktif olarak evet. kendisi de sahne, sahne. sanatlarıyla evet. iç içeydi. Ama annem de gerçekten ciddi bir kitap okuyucusu, ciddi bir sergi, müzik, konser evet. tutkunu. Dolayısıyla böyle bir anne babadan Daha. galiba siz de sanata kültüre duyarsız yetişemiyorsunuz. yetişemiyorsunuz. Evet ve yaklaşık... Dört ay oldu sanıyorum. Dört ay oluyor evet. Üç ay ayı biraz geçti. Ee, kültür Dairesi e, yeni e, atandığınız göreviniz. Evet. Tekrardan hayırlısı olsun. Teşekkür demek ederim. Istiyorum. Çok mersi Sağ olun. Ee, ve şöyle devam etmek istiyorum. Yani 25 yıl e, çok uzun bir öğretmenlik dönemi. Evet. Nasıl? Hiç uzun değil göz açıp <laughs> kapayıncaya kadar geçti. <laughs> evet. Ee, görev teklif edildiğinde. Neler hissettiniz Refael? Şimdi şunu söyleyeyim, ben hala e, kendimi bir öğretmen olarak görüyorum. Onu söyleyeyim. Evet, bir daire müdürlüğüm var, Hı. E, bir e, görev e, geldi. E, ama e, öğretmenlik artık bir e, yaşam biçimi haline geldi bende. Dolayısıyla 25 yılı e, çok da güzel bir 25 yıl geçirdim onu söyleyeyim. Ee, onu e, hani bir kenara azıcık koydum, bir mola, bir ara verdim. Ee, şimdi müdürlük var ama. Ee, ...şunu itiraf edeyim... ...siz de öğretmensiniz hı hı. beni anlayacaksınız... ...zil sesini çok özledim... ...Allah'tan kültür dairesi... E, ...okullara <laughs> çok yakın... <laughs> ...bazen o okulların zillerini duyuyorum... E, ...zil sesini çocuklarımı çok özledim... E, ...çok severek... ...yaptım 25 yıl mesleğimi... ...o yüzden göz açıp kapayıncaya kadar... ...geçti... ...tek tesellim geri dönecek, geri dönecek olmak. olmak... ...bunu hep her sorana söylüyorum... İlk bana bu teklif geldiğinde... Şimdi 25 yıllık bir öğretmen çok düşündüm doğrusunu isterseniz. Çünkü teklif resmen gelmeden önce de Fısıltı Gazetesi aracılığıyla bana ulaşmıştı bu teklifin geleceği. Dolayısıyla ciddi şekilde ailemle, eşimle, kızımla çok değerlendirdik bu durumu. Yani bakın formalite icabı bir, bir makamda bulunmak çok benim e, tarzım değil. Evet. E, birçoğumuzun değil. Yani orada eğer e, bir şey yapabileceksek, e, tam randımanlı verim e, alabileceksek e, bulunmamız gerekir. E, çünkü bunlar çok değerli e, kilit noktaları olan görevler. E, eğer e, orayı Hani bir geçiş gibi evet. düşünürsek çok doğru yapmayız. O zaman eleştirdiğimiz pozisyona düşeriz. Evet. Maalesef. Bunu değerlendirirken öncelikle eşimin de çok yoğun çalışıyor olması, Nasıl? kızımın tek çocuğum var, kızımın üniversitede Tabii. bulunması yani yurt dışında üniversitede okuyor evet. olması ve benim gerçekten bunu yapacak zamanımın, sabrımın, isteğimin hırsımın ihtirasımın olması ve bu görevi kabul etmekte etkili oldu. Ee, yoksa hani ben mesai mevhumuyla çalışacak olsaydım evet, o, o öğretmenlik öylein tamamlanan evet. bir e, görev süresi var evinize gidersiniz yatırsınız e, dinlenirsiniz evet. e, Kültür Dairesi Müdürlüğü e, hem etkinlikler bağlamında evet. hem de yapılacak işler evet. bağlamında ciddi mesai ve mesai dışı çalışmalar gerektiren bir daire dolayısıyla e, bunu yapmak istediğime karar vererek e, görevi kabul ettim. Tekrar hayırlı uğurlu Teşekkürler. olsun. Teşekkürler. Dediğiniz gibi özellikle e, aktivitelerin, etkinliklerin gece e, tabii ki sergileniyor olması. Evet. O bağlamda evet. o mesai e, kavramını zaten tamamen ortadan kaldırmış oluyor. Aynen öyle. E, şimdi çok önemli etkinliklerden geçtiniz aslında. Evet. E, 21. Türksoy Opera Günleri geçti. Müthişti. Zorba Geçti. geçti, puzzle say gibi bir isim geçti. Ee, şöyle bir değerlendirme. Çok yeni. E, dün akşam ve ondan önceki akşam da Alexander Markov buradaydı biliyorsunuz evet. e, dünyaca ünlü keman sanatçısı. E, tabii bu e, organizasyonlarda e, kültür dairesinin e, çorbada tuzu olması çok büyük bir onur sebebidir. Yani ben gerçekten çok iftihar ediyorum ülkemize bu güzide sanatçıların gelişinde emeği olan herkesle kültür dairesinin burada bir katkısı olması benim için ayrı bir mutluluk. Yani sanat aslında her türlü ambargoyu, her evet. türlü sıkıntıyı delecek bir güce Kesinlikle. sahip. Dolayısıyla büyük mutluluktu bütün bu organizasyonların yapılıp geçmiş olması. Dediğim gibi Türk Soy mesela beni derinden etkileyerek bütün bu etkinlikler aslında benim kafama bazı kurtların yerleşmesine ve uykuda da mesaimin devam etmesine neden oluyor. Belki gelecek günlerde güzel sürprizlerle bunlarla ilgili kafamı kurcalayan işlerle ilgili güzel sürprizlerle tekrardan buluşuruz kim İnşallah bilir. İnşallah. Sabırsızlıkla <laughs> bekliyoruz. Evet. Ee, tabii bu akşam da bir organizasyon Var. Evet. Gözlerinin ardında müzikal. Evet. Ee, onun dışında bir organizasyon değil. Bir organizasyonumuzda Tamer Öncül'ün tanıtımı var saat 7'de İki Nehir. Evet okudunuz. Evet okudunuz herhalde. Okudum, evet. O da var. Yani ardı arkası kesilmeyen <laughs> güzel işler var. Evet. Gururlanabileceğimiz, keyifle bahsedebileceğimiz güzel işler var. Ben e, vaktim el verdiğince e, tümüne e, katılmaya çalışıyorum. Bazen gecede 2 3 etkinliği bile e, gezdiğim oluyor. Hani zamanı evet, uygunsa eğer e, de, evet, evet uygunsa eğer e, keyifle oralardayım. Özellikle uğralarda Geçen akşam iskelede olduğum için bunu söyleyeceğim. Hı hı. Daha şehir merkezlerinin dışındaki yerleşim yerlerimizde çok aç insanlar yetkili birileriyle görüşmeye, hı. konuşmaya. Geçen akşam iskelede Alexander Markov konserinden önce iskeleye gittim, oradan oraya geçtim. Bu bana büyük bir ders oldu aslında. Çok ziyaret etmem gereken yerler olduğunu anladım. Ama ee, insanımız çok üretken. Hı hı. Ee, evet. Bunun için daha çok noktada bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani e, bu bana e, ciddi şekilde hani benim çünkü çok kütüphanem de var, ücralarda evet. da var. E, bu kütüphanelerle sınırlı kalmamalı e, ziyaretler. E, oralardaki dernekler, oralardaki evet. e, kültür sanat ilgili belki belediyeler Hı. ziyaret edilmeli. Evet İskele Belediyesi de zaten evet. bu son çok, derece çok, aktif. Çok, evet. çok, çok aktif, çok meraklı. şimdi Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ile bir protokol hazırlığınız olduğunu biliyoruz. Evet. İfade ettiniz zaten. Evet. burada TÜYAP gibi işte kütüphanelerden bahsettik. Kütüphanelerle ilgili workshoplar ee, i̇mzaladık mı? İmzalanıyor mu? Ee, şunu söyleyeyim. Ee, hukuki hazırlık sürecindeyiz. Hı hı. Ee, çok büyük yol kat katettik ee, karşılıklı olarak. Ee, işte Kültür Bakanlığı, TC Kültür Bakanlığı kendisi bir şeyler hazırlıyor, gönderiyor. Biz hazırlıyoruz karşılığında gönderiyoruz. Onlar gönderiyor. Yani bu paslaşma aşamasındayız. Çok büyük yollar ettik İlerleyen günlerde Sayın Bakanımız... E, ve Türkiye Cumhuriyeti yani Say, Sayın Milli Eğitim ve Kültür Bakanımız Cemal Özyiğit e, TC e, Kültür Bakanı ile inşallah bu protokolü imzalayacaklar. Bu protokol sanatçılarımıza, hı hı. E, kütüphanelerimizdeki çalışanlarımıza e, karşılıklı olarak workshop yapma e, veya performans sergilemede kolaylıklar sağlayacak bir protokoldür. Detaylarını daha sonra ileteceğiz de zaten basın yoluyla. E, protokolün imzalanması'nı en kısa zamanda çok arzu etmekteyiz. E, büyük şey. ivme var, yani büyük hı hı. bir e, gelişme var. E, zannetmiyorum çok uzayacağını. Onu da sabırsızlıkla bekliyoruz evet. o zaman. E, şimdi önemli bir e, yola daha çıktınız. 28. Devlet Fotoğraf Yarışması var. Evet. E, çünkü fotoğrafçılarımız da bunu sabırsızlıkla. Bekliyorlar. bekliyorlar. Ne evet. aşamadayız? Ee, bunun şartnamesini e, çıkardık. Ee, başvuru kabulüne başladık hı hı. Ee, bununla ilgili. Ee, bu sene ilk defa e, bir özel ödül de e, veriyoruz. Daha doğrusu özel ödüller verilirdi ama hı hı. ilk defa e, uzun zamandır unutulmuş bir ismin e, anısına özel ödül veriyoruz. E, Girne'nin efsanevi belediye başkanlarından Sayın Ziya Rızkı e, özel ödülü evet, diye özel. bir e, özel ödül koyduk. Onun ismine e, yaraşır bir e, esere özel ödül vereceğiz. Evet. Evet. E, Şartnamesi hazırlandı, başvurular kabul ediyoruz. E, jürisi hazır, hı hı. E, henüz isimlerini duyurmadık. Hı hı. E, jürinin kalacak yeri ve uçak biletleri hazır. Evet. Ee, bu sergimiz yapılacak. Hı hı. Ayrıca bu yıl bir değişiklik daha yaptık. Yani ben e, aynı şeyi sürekli basmak alıp tekrar etmekten çok hoşlanan birisi değilim. Bir ufak daha değişiklik yapıp bir de onur ödülü vermeye evet, karar evet. verdik. Hı hı. Ve bu onur ödülünü vereceğimiz kişinin e, fotoğraflarını da e, sergimiz esnasında sergileyeceğiz. Kataloğumuza da bu onur ödülü evet. verdiğimiz kişiyi sonsuza kadar ölümsüzleşsin diye onun CV'sini de kataloğumuza ekleyip eserlerini de kataloğumuza koyacağız. Evet e, sabırsızlıkla fotoğrafçılar da <laughs> evet. meraklıları da bekliyoruz o evet, zaman. Evet Kıbrıs'tan e, jürümüz yok bu yıl ama hı hı. ileriki yıllarda. Ee, tamamen Türkiye'den jüri getiriyoruz. Ee, hı hı. İleriki yıllarda Kıbrıslı fotoğrafçılık duayenlerimizi evet. de e, bu jüriye katmak en büyük amacımdır. Çünkü çok önemli e, isimler var. Fotoğraf. Çok önemli evet. isimler var, evet. 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 Ee, yine yarışmadan gidelim. Ee, genç Resamlar e, Resim Yarışması'nı da Tamamladık. tamamladık, evet, evet ödüllerimizi verdik. Burada verdi. özellikle yeni yeteneklerin ortaya çıkması anlamında ben daha çok gençlere evet, yönelik olduğunu evet, evet. ifade etmek istiyorum. Siz de ne Çok heyecanlı, çok güzel bir akşamdı onu söyleyeyim. Evet. Genç ressamlarla orada tanışma fırsatı buldum hı hı. ben. Çünkü bu benden önceki dönemde başlatılmış ama benim dönemimde sonlandırılmış bir yarışmaydı. Ee, oradaki gençlerle tanışmaktan yani çok heyecan duydum eserlerinden çok heyecan Hı. duydum. Bir tanesi benim ortaokulda okuttuğum bir öğrencimdi. Evet, evet onu vıncıklamaktan canını <laughs> çıkardı. Ama <laughs> ne <akşam>. güzel. Evet <laughs> çok yetenekli bir çocuktu resime çok yeteneği evet. vardı. Onun üstünde emeği olan bütün resim hocalarını da buradan selamlıyorum. Evet. E, emeklerine sağlık, sağlık diyorum değil? yüreklerine sağlık diyorum. E, çok heyecanlı bir geceydi. E, onlar. E, yani çok desteklenmeye ihtiyaçları evet. var. Sonrasında birkaç tanesi beni ziyaret de etti. Hı hı. E, elimizden gelen desteği e, vereceğimizi beyan ettik ve sözümüzün de arkasındayız. Evet. E, ben aslında onu bağlamak istiyordum. Genç yazarlar var, e, genç şairler var. Üretiyorlar e, ama ürettiklerini basmada e, tabii ekonomik kriz de var. Evet İçinde hepimizin bir şekilde yoğrulduğu ve artık e, kağıt parası çok, e, basın maliyetleri gep, çok pahalı. yüksek. Evet. E, bu tür gençlere yönelik e, nedir planlarınız? Şöyle, e, şimdi iki türlü katkı koyabiliyoruz bu e, yazar arkadaşlarımıza. E, ya... İki tane edebiyat derneğimiz var, Hı -hı. Ee, hali hazırda aktif vaziyette. Aktif ee, bu dernekler aracılığıyla bize, derneklere yardım tüzüğü çerçevesinde Hı -hı. başvurabiliyorlar. Ya da kişisel olarak e, bizden katkı alabiliyorlar. E, yani bir kere üretmeyi bırakmasınlar, evet. sürekli üretmeye devam etsinler. E, bu ekonomik kriz, evet e, yani ülkemize maalesef çok böyle ciddi sponsorluklar yok. Evet. Hep onu ifade ediyoruz. Evet. Yani zaten. ciddi sponsorluklar hı hı. olmadığı için de ben üzerimde daha büyük bir görev, daha büyük bir vazife olduğunu hissediyorum. Evet. Eğer yaptıkları iş gerçekten kıymetliyse çünkü bir kıymetli. e, denetleyen de bir e, hem edebiyat derneklerimiz var. Hem komisyonumuz evet. var. Evet. Onların ee, süzgecinden evet, geçecek. O süzgeçten geçen, evet. değerli, kendini İfad ispat etmiş, e, kendi hani eserin kendisi zaten bir dili var konuşuyorsa evet. bunları basmak benim en büyük görevim. Hı -hı. Kütüphanelerimde bulundurmak en büyük görev ve sorumluluğum. Dolayısıyla umutsuzluk hiç evet kabul edilebilir bir şey değildir. Üretmeye devam. Evet, evet kütüphane dedik. Ee, gelelim Atatürk Kültür Merkezine. Evet. Ee, aslında ben e, e, hemen yanı başımızda e, Lefkoşa Türk Lisesi neredeyse aynı bahçe içerisindeyiz biliyorsunuz. E, ben e, oranın daima e, gençler için daha canlı, gençleri e, oraya çekecek daha böyle farklı donanımları olmasını hep e, kafamda geçiriyorum. Ümid ediyorum. Bir dönem sürekli tadilattaydı. İstediğimiz zaman yok o, bugün burası, yok bugün şurası veremeyiz gibi. Şimdi durum ne? Evet şimdi durum ne? Ee, şimdi aslında ben böyle hani müdürlüğe gelirken şeyi hayal etmemiştim yani gırık çıkık da <laughs> Benim görevim <laughs> ee, ben daha işte kültür sanat işte ama işte bir tek bir hakeme yani mecburen tek, orasının evet. E, evet. yani en gözde mekan. Evet. E, hani onun e, fiziksel altyapı sıkıntılarını da gidermek gerekiyor. E, şunu söyleyeyim. E, hani Şunu yaptım bunu yaptım gibi bir şey o, hani yapılması gerekeni yaptım. Evet. E, ya da yapılmasına ön ayak oldum diyebiliriz. Atatürk Kültür Merkezi'nin çok ciddi ısınma, Evet soğutma, akıtma evet. problemleri var. Kütüphanenin de öyle. Hı hı. E, dolayısıyla e, biz bunu giderebilmek için bayağı bir tadilat yaptık. E, resim sergisinin askı sistemi, ışık sistemini hı hı. değiştirdik. Atatürk Kültür Merkezi, e, pardon e, konferans salonunun hı hı. Ee, yer zeminini kazıdık üç kat cilalattık boyattık ee, bütün ses sistemini evet. değiştirdik. Çünkü orada çok büyük sıkıntı evet, hatta vardı kullandığımız için. Hatta e, fotoğrafçılarla ilgili bir etkinlikte Fergün Hanım, Fergün Ulual o da Milli Eğitim Bakanlığı'nda ilk öğretim dairesinde görev alan bir hoca hanımımız Fergün Hanım dedi ki Aa, mikrofon çalışıyor hırıltı çıkarmıyor <gülüyor> çıkarmıyor. <gülüyor> çıkarmıyor. Dedim ki değiştik gerçekten mi süper falan diye çok evet. sevindi ve hayretini dile getirdi. İsmini de vermekte şey yok, sıkıntı yok. Dolayısıyla bayağı bir altyapı sıkıntılarını gidermeye çalıştık Atatürk Kültür Merkezi'mizin. Ama bunun dışında oranın yaşayan bir kültür merkezi olması evet. için de, evet. Lefkoşa Belediye Başkanı Sayın Mehmet Harmancı çok... Ilgiyle dinledi beni. Ben hı hı. E, daha çok yeni müdür olduğumda ilk ziyaretimi ona yapmıştım. Hı hı. Çok ilgiyle dinledi beni ve böyle bir girişimimiz de var. Ee, bahçesinde yapılacak olan e, yenileşmelerle hı hı. gençlerin belki gitar çalıp şarkı söyleyebilecekleri, geceleri e, toplanabilecekleri, gündüz Çünkü gece ve gündüz. alana sahip. Evet. E, Şimdi biliyorsunuz bazı taciz durumları Maalesef. falan oldu Atatürk Ama orası Merkezi'nde. Şimdi yine bir ee, güvenlikle de şöyle şenre ben değişirse. Evet ben e, müsteşarımız Cengiz Çöle ile ee, görüştüm oranın aydınlatma hı hı. ve e, güvenlik kamera sistemiyle donatılması hı hı. için e, bir proje hazırladık. O proje e, kabul görürse İnşallah. E, orayı hemen aydınlatıp güvenliğini sağlayacak bir noktaya geleceğiz. Ve İnşallah. orayı canlı tutabilecek, canlı kılabilecek e, sanatçıların, Kültürle iç içe olan insanların, çocukların, gençlerin, öğrencilerin uğrak bıraktım. yeri haline, bahçesinin öğrenci, gelebilmesi evet. için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Zaten bir proje hazırlığımız da belediye ile ortaklaşa, ne bir güzel. proje hazırlığımız da mevcut. En kısa zamanda inşallah. i̇nşallah. Ee, Size bağlı çok e, topluluk var, birim var. Hangi birini nasıl bir sıraya sokacağımı düşünüyorum. <laughs> Ama ikisini birleştirerek sorayım. E, Devlet Türk Halk Müziği topluluğumuz var, Devlet Türk Müziği topluluğumuz var. Evet. E, bunlar aktif olarak e, çalışıyorlar. çalışıyorlar. Şöyle Devlet Türk Müziği topluluğumuzun e, başındaki e, arkadaşımız Tuncay Bey ciddi bir sağlık sorunuyla cebelleşiyor şu anda evet iki yıldır maalesef performans sergileyemedi hı hı. devlet Türk müziği topluluğumuz çünkü gerçekten Tuncay Bey'in çok geçerli çok ciddi bir hı hı. sağlık problemi var ama Türk halk müziği topluluğumuz her yıl e, bir yıllık çalışmalarının e, evet e, ürününü e, güzel, çok keyifli konserlerle e, bizlerle paylaşmakta. E, İlker hocamız bu bölümün başındaki İlker hocamız da e, emekliye ayrılma durumu var. E, Aralıkta jübilesini çok şık bir konserle e, yapacak. Buna buna, e, e, evet olalım. evet bunu da böyle duyurmuş olalım. Evet. Ama e, yeni kanlar, yeni canların katılımı, şöyle, nasıl elemanlarımız olabilir? Elemanlarımız var bu iki kurumumuzda da, elemanlarımız var. E, her yıl yeni elemanlar için ilanlar veriyoruz. Hı -hı. O Katılım da gerçekten ilgi var yani Hı -hı. Bu, bu kurumlara. Ee, bunlarla ilgili pek bir sıkıntım yok ama, ama devlet halk dansları, dansları ile ilgili ciddi sıkıntılarım var. Devlet halk dansları topluluğumuz çok arzu etmeme rağmen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın etkinliklerinde çok fazla yer almıyorlar ve gösteri de yapmıyorlar. Hı hı. Ee, bu birimin başındaki e, arkadaşımızla da zaman zaman çok e, ciddi şekilde konuştuk, neler yapabileceğimizi, hı hı. E, neyi nasıl yapabileceğimizi ama şu ana kadar çok da tam net bir e, konsensus sağlayamadık. Hı hı. Belki de diyorum ki e, hani dışarıda o kadar çok halk dansları dernekleri, halk evet. dansları federasyonu. Var ki dışarıda bu işi çok ciddi, çok e, profesyonel e, anlamda yapan e, ekipler e, var, ekipler, dernekler var ki, gençler var ki, e, gençler e, var ki binlerce evet. gençler okul, var ki. Okul bile bizim için evet. Acaba gelir. devlet bu konuda biraz e, hantal mı kaldı? <laughs> soru işaretleri beynimde var. Bunun da dönüştürülmesi için hı hı. nasıl işler hale getirilebilir diye e, projelerim var veya başka bir e, şekle mi dönüştürülmesi lazımdır. Bununla ilgili de e, e, bazı projelerim var. İlerleyen günlerde bunu da sonuçlandıracağız ama dediğim gibi e, şu anda çok e, işler durumda değil devlet hatta Ki e, folklor e, kılığından, kıyafetinden, aksesuarından, sergilediği oyundan kültürü en iyi yansıtan e, görsel şov aslında. Aynen öyle. E, o görsel şovu da e, ne kadar e, güzel yapabilen gençler olduğunu ben kendi okulumda... Ama yani şunu ben biliyorum. çok e, hani olmamış bir şey. Burada e, zikretmiyorum. Ki. Dolayısıyla e, bunu da zikretmemde e, e, ne kadar e, sıkıntı olur bilmiyorum ama yani devlet halk dansları topluluğumuz var. Ama Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bürokratlarına vereceği bir yemek vardı. Ben de bu devlet halk danslarının burada bir gösteri yapmasını evet. istedim. Yapmadılar ve ben federasyona başvurarak Hı -hı. Halk Dansları Federasyonu'ndan bir ekibe bu görevi e, verdim. Hani Dolayısıyla demek evet. ki bir burada bir ciddi sıkıntı, ciddi bir hantal e, yapı söz konusudur. Nasıl? Bunun da e, çözülebilmesi için bütün girişimler yapılacaktır. Tabii ki, Tabii ki çünkü dediğim gibi kültürü en iyi yansıtacak şey e, o görsel şovdur. Bunun evet. da en güzel yapılmasını evet. ümit ediyoruz. Evet. Evet kültür turizmi adamızda belki de bizi düze çıkarma ihtimali olan e, tanıtımımıza belki de en büyük katkıyı sağlayacak olan. Şu tam dövizin patladığı evet. ekonomik krizin gerçekleştiği dönemde e, çok büyük bir endişeye kapıldım doğrusunu isterseniz. Fazıl Say'ın konseri var ve bu konser şeyde e, Salamis e, hmm. Amfiteatro'da antik tiyatromuzda. Ee, aman Tanrım dedim ya katılım olmazsa olmazsa. Ama şunu anladım ki bizim ülkemizde insanlar ne kadar büyük ekonomik krizler olursa olsun iyi yapılan güzel işlere gidiyorlar. Gidiyorlar. Ee, bu da bende çok büyük bir umut ışığı doğurdu. Belapayis'teki etkinliklere bakıyorum bir sürü yabancı, yabancı turist ya da Kıbrıs'ta yaşayan yabancılar var. Evet. Ee, şunu söyleyeyim genellikle biz kültür dairesi olarak e, yapılan e, etkinliklerin e, duyurularını otellere e, bırakıyoruz, hı hı. E, broşürlerini bırakıyoruz. Ve ciddi bir turist e, izleyici kitlesi var. Bu konserlerimize katılım var. E, dolayısıyla kültür turizmi konusunda da ben gerçekten çok umutluyum bu e, açıdan. Hani bunu e, geliştirebileceğimizi düşünüyorum. E, e, Turizm Bakanlığı'yla belki de e, çok yakın bir zamanda irtibata geçip bu e, konuda bazı ciddi e, adımlar atmamız gerekecek. Çünkü bu anlamda bir potansiyel görüyorum ben evet, ülkemizde. Yani tarihsel süreçten bize miras kalan binalarımız aynen. onların da sayısı son derece fazla. Ve bunlar bize çok iyi bir geri dönüt evet. sağlayabilir inşallah. Aynen, aynen inşallah. <laughs> evet dairenizin yayınladığı bir dergimiz var. Defne, Defne. dergimiz. Neler e, ifade etme. Benim elime ilk e, geçen sayınız geldi. Bir e, inceleme fırsatı buldum ama e, eminim onunla da ilgili yine yeni planlarınız vardır Şehpare Hanım. Şimdi Defne dergimiz e, hani Hititler zamanında yaptıkları bütün her şeyi anallara yazarmış ya. <laughs> e, Defne dergimiz de adeta işte e, yayınlama landığı dönem içerisinde işte hedef aylarda e, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen bütün kültür sanat etkinliklerinin derlendiği bir, bir duyuru. E, bir evet yani bir e, belki bir yıllık evet e, modunda bir e, dergi. Aslında zaten yayın hayatına çıkışının da böyle bir misyonu olduğunu öğrendim ben. Hı hı. Yani işte e, bunları bir e, derli toplu bir yerde e, bulundurmak e, ama ben e, yani ben bunu derginin biraz daha geliştirilmesi gerektiği kanaatindeyim Hani buna daha çok röportajlar hı hı. eklenebilir e, yani birçok kültür sanata katkı koyan çok duayen sanatçılar var. Onlar için bölümler ayrılabilir. Kanaatindeyim. Hı hı. Dolayısıyla Defne dergisinin e, birazcık şeklinde minik Hiç. rötuşlar e, yapmayı e, hedef koyduk kendimize Defne toplantısında. O e, zaman birkaç yeni tane sayı da göreceğiz. Evet, inşallah. i̇nşallah. Birazcık e, Yeni sayıyla beraber başlayacak e, değişiklikler e, grubuyla hani birkaç sayı sonrasında esas tam istediğimiz, istediğimiz kıvama gelebilecek evet. bir defne dergisi hayalindeyiz. İnşallah. İnşallah. Şimdi hep benim kafamda bu e, festivaller dönüyor. <laughs> ee, köyümüz, ne çok festival evet, var. Ne çok durlar. Ee, tabii ki her köyümüz emeğidir, ürettiğidir. Ee, devamlı duyuruları da alıyorum Evet ee, kültür dairesinden nasıl değerlendiriyorsunuz siz bunları Yani e, doğrusunu isterseniz kimse bana kızmasın ama burada bir e, kavram kargaşası olduğu kanaatindeyim yani festival sana. ile e, panayır arasındaki e, ayırım bizim toplumumuzda çok e, sanki yapılamamış. yani evet. bence... Sözlük anlamları bir incelenirse aslında her yapılan etkinliğin bir festival evet. olmadığı çok daha güzel anlaşılabilecektir. Bu nedenle çok takdir ediyorum köylerimizin yaptıklarını, evet. ekonomik kalkınması açısından evet. da köylerimizin belki. Ee, geleneklerimizin, göreneklerimizin geleneklerimizin. hatırlanması, eski tatlarımızın evet. Evet. E, yeniden gündeme gelmesi açısından çok faydalı, çok e, büyük işler olduğunu düşünüyorum köylerimizde yapılan bu eko günlerin ya da işte festival adı altında Altına. yapılan işlerin. E, kültürümüze çok büyük e, katkıları da olduğunu düşünüyorum ama bunların her birinin birer festival olduğunu Düşünmüyorum. Ben de size Dolayısıyla e, ikisi arasında bir kavram kargaşası evet. olduğunun e, bilinciyle bunun e, önümüzdeki yıllarda ayrımının daha güzel yapılacağının Hı -hı. ve e, her birinin çok değerli olduğunun Kesinlikle. altını yeniden evet. çizerek söylemek evet. istiyorum. Yanlış anlaşılmak Kesinlikle. istemem ama e, aslında bazı e, durumlarda yapılan işlerin pek festival niteliğinde e, olmadığını, daha çok panayır e, evet. veya bir eko gün olduğunu e, altını çizmek evet. istiyorum. Yani bir e, Girne Belediyesi'nin yaptığı kültür sanat işte amfitiyatroda gerçekleşen Mausa Belediyesi'nin yaptığı Hakeza, festival evet, ya da işte Zorbanın e, Fazıl Say'ın e, ve evet. e, Alexander Markov'un içinde bulunduğu evet. festival, festival ile bunlar aynı, aynı kefede bulunamazlar. Demek ki be sanıyorum hocamın şeyi olarak da farklı Yani isimlerini verirken o tırnak içinde festival sözcüğünün yerine eko günü ya da yö yerine yöresel evet. yöresel etkinliklerimiz gibi Farklı isimlerle bunları e, ifade etsek sanıyorum o başta söylediğiniz anlam kargaşasını da evet, e, evet. ortadan kaldırabiliriz. Ama bu onu değersizleştirmek Dirma, anlamında hayır, değil. değil evet. Fakat e, yani hani doğru kefelere koyabilme. Doğru noktalardan e, hareket etmek evet. açısından önemlidir. Evet, evet. Yani e, bu nedenle de e, çok ben... E, Köylerdeki festivallere da çok fazla maddi katkı hı hı. boyutunda da çok hevesli hı hı. Değil. değilim doğrusunu isterseniz. Evet. Yani en azından bunun kültür dairesinin görevi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü orada daha çok belediyeler anladığım evet. kadarıyla evet. aktif rol Aynen oynuyor. Aynen öyle. Bu anlamda da hani kültür dairesinin bu anlamda görev ve sorumluluğu olmadığını düşünüyorum. Anladım. Ama bunların duyurularını yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet. Evet. Ee, devlet Tiyatrosu e, aslında ayrı bir müdürlük, ayrı bir e, işlev yürütüyor ama evet. ben hiçbir zaman kendi e, zihnimde kültür dairesi ve tiyatro müdürlüklerini ayıramamışımdır. E, nedense hep ben o ikisini birleştirerek e, düşünüyorum ve 20 yıllık bir lekemiz, Evet, var. kara leke, hala daha ondan maalesef kurtulamadık. Evet, evet, yeni oyunlarını şahane düğünü sergiliyor devlet tiyatroları. Siz AKM'yi onlara verdiniz ama bu 20 yıllık süreçte oluşamayan binayı. Nasıl bir projeyle ya da nasıl bir fikir birliğiyle Şöyle ilerliyorsunuz? Söyleyeyim. Hep söylüyorum bizim Milli Eğitim ve Kültür Bakanımızı hep sadece eğitim bakanı diye görürler. Hep eğitimdeki sıkıntıları çözmesi için evet. diğer müdür arkadaşlarım da çekiştirirler. Çok bazen tatlı bir rekabet var aramızda. Bizim Milli Eğitim Bakanımız aynı zamanda Kültür Bakanı. Evet. Dolayısıyla e, biz e, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanımızı ziyaretimizde Sayın Bakanımız e, kendisine bundan bahsetti. Hı hı. E, TC Kültür Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı e, Kıbrıs'ı çok seven, Kıbrıs'a sık sık ziyarette ziyarette bulunan birisidir. E, bu karar lekemizden bahsetti. Bu protokol imzalanma sürecinde de kendisi e, gerek. E, Devlet tiyatrolarının binası gerekse protokol için elini taşın altına koyacağına e, söz verdi. Bu anlamda bu protokol imzalanırken kendisi devlet tiyatrolarının o yanmış binasını hı hı. da e, ziyaret etmek ve e, bu konuda neler yapılabileceğiyle ilgili girişimlerde hı hı. bulunmak hı hı. istediğini, arzusunda olduğunu bizlere belirtti. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Peki bir şey sorayım hocam, o binanın mı? Restoresi gündeme gelir. Sizin fikriniz bunu, yoksa başka bir e, Bunu e, yani Kültür Bakanı'nın, TC Turizm ve Kültür Bakanı'nın e, mailinin yeni sıfırdan, yeni bir yerde bir bina olduğu Hı -hı. izlenimine edindik. Biz hem e, Hı -hı. Sayın Bakan hem ben öyle bir izlenim edindik Hı -hı. ama e, o binayı da gezmek istediğini Hı -hı. zikretti Hı -hı. kendileri. Yani Hı -hı. E, şunu söyleyeyim, tabii <laughs> alaylı tiyatrocu bir babanın kızı olduğunu <laughs> oldu olmaktan e, yola çıkarak ben e, bu konudaki hassasiyetimi e, şöyle e, gösterdim. Şimdi e, ilk Hanım çok sevdiğim arkadaşım hı hı. İlk Nur Türkmen biliyorsunuz devlet tiyatroları hı hı. Müdürü, müdürü oldu. Hı hı. O hepimizden en son e, Atan. atandı. Evet. Müdürler toplantısına geldiğimde kendisini hiç daha önceden tanımıyordum. Hı hı. Dedim ki e, İlk Nur Hanım tanıştığımıza çok memnun oldum. Her hafta sonunu size kapatıyorum akemeyi. Siz <laughs> e, prova günleriniz dahil olmak üzere akeme sizindir. <laughs> e, dedim ne güzel bir karşılama. İyi ki müdür olmuşum falan dedi. Evet. evet. Sonra da inanın ki e, çok uzun zamandır aslında devlet e, tiyatroları müdürüyle kültür Dairesi müdürü aynı partiden olmalarına rağmen bir türlü uzlaşıp da bunu başaramamalarına rağmen çeşitli sebeplerle, Tabii. belki de haklı gerekçelerle bilemiyorum. Biz Nur'la çok koyun koyuna çalıştık. Evet. Gece gündüz ben onları ziyaret ettim provaları esnasında hı hı. da. Hı hı. Çok destek oldum. Maddi manevi. E, yaptıkları işe zaten sonsuz saygı Saygımız. duyuyorum önlerinde e, evet, saygıyla kesinlikle. eğiliyorum. E, sanatçılarımız, e, dekorcumuzdan tutun ses Işık. ışık, evet. e, hepsinin ellerine, yüreklerine, Bilal kollarına satılık. sağlık. E, tiyatro sanatçılarımızın da öyle e, ilk gecelerinde de yanlarındaydım. Müthiş bir oyun oldu. Evet Çok komedi. Güzel. Evet Buradan komedi. Çok müthiş bir oyun her cuma. Evet. Atatürk Kültür Merkezi'nde Merkezi. oyunumuz oynanıyor. E, biletlerimizi Devlet Tiyatrolarından temin evet. edebiliyoruz. E, hatta e, gişede yani, yani girişte. Evet, girişte de Aha. bilet alabiliyoruz. Evet. E, ben e, oyunun müjdecisi olmak istiyorum. Ben geçen hafta sonu gittim oyuna. Hı hı. E, cuma günü yarın akşam gene gidiyorum. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Doyamadım. E, hı hı. Daha birçok arkadaşım da izlesin diye evet. e, yeniden e, yer ayırttım, bilet aldım. E, Herkese oyunumuza davet ediyoruz. Bu, böylece hani bir sahiplenme duygusuyla Daha, da evet. Evet, e, evet kardeş müdürlük. müdürlük. E, Dediğim gibi zaten ayrı düşünülmeli çok da mümkün. Evet. değil aslında. Evet, evet. İlknur çok fedakar bir arkadaş. Çok canla başla çalışıyor. Evet. Ee, ona da işlerinde kolaylıklar, kolaylıklar diliyoruz. Diyoruz. İnşallah kendisini de bir gün burada ağırlamak çok isterim. Sevinir. Çok sevinir. Ee, çok sevinir. Programın sonuna geliyoruz Şehval Hanım ama böyle çok kısa e, toparlamanızı istesem, hedefleriniz desem, neler söylemek O istedim? hedefler kısmı çok kısa olmuyor. Kitaplara sığacak kısa. <laughs> hedefler ve projeler var. Evet. Aslında ama, hepsinin içerisinde verdiniz. Evet e, ama e, bir iki müjde vermeden kapatmak istemiyorum. İstemiyorum. Opera ile ilgili bir e, çalışma hı -hı. yapıyoruz. Hı -hı. E, opera e, yani ne olduğunu nasıl olacağını çok, çok buradan zikretmek istemiyorum henüz. Ama e, yasal çalışmaları hı -hı. yapılıyor çünkü. Opera ile ilgili büyük bir e, müjdemiz olacak, sürpriz bir müjdemiz evet. olacak. Ee, bir tane müze e, kültür dairesine bağlı, aslında e, eski eserler e, hı hı. dairesine bağlı ama onların izniyle hı hı. E, bir e, müze çalışmamız olacak. Bunun bir müjdesini verelim. E, Lefkoşa sınırları için. Lefkoşa içerisinde. sınırları eski Lefkoşa e, surlar içinde hı hı. E, faaliyet gösterecek. Canlandırıyoruz orayı artık. Evet, yavaş, yavaş. bir müze Elbirliği çalışmamız ile. olacak. Evet, Daha Birçok proje var ama yani şimdi hani çok şekillenmeden de hı hı. çok Anladım. ifade etmek istemiyorum ama bu iki tanesi neredeyse şekillenmiş durumda. Hani burada söylemekte sıkıntı yok diye mutlaka ne güzel. evet i̇fade. bahsetmek istedim, evet. ifade etmek istedim. TÜYAP'a gidiyoruz çok yakında 9 hı hı. Kasım'da. TÜYAP hem kitap fuarı hem sanat fuarımız var orada. Evet gene derneğe yaptığımız katkılar çerçevesinde orada Fikret Demirhan bir hı hı. Fikret Fikret Demirhan'la ilgili bir söyleşi hı hı. yer alacak bayağı yazar arkadaşımız Aşağı. da orada olacak. İmza günlerimiz var. İki tane ressamımız resim sergisini TÜYAP'ta orada. açacak. Çok güzel. Bir sürü faaliyetlerimiz var TÜYAP'ta ve TÜYAP kitapta Bu, ve TÜYAP sanatta. Oraya gideceğiz çok yakın bir zamanda. Gelecek Cuma Sayın Bakan'la beraber... Antalya'daki Kıbrıs evimize bir ziyarette bulunacağız. Hı hı. E, orada çok e, müthiş bir Kıbrıs Türk kültürünü e, yansıtan bir evimiz var. Hı hı. E, Kıbrıs evimiz var Antalya Expo'nun içerisinde. E, onunla ilgili bir minik e, problemimiz var. Onu çözmek için e, Sayın Bakan'la gideceğiz. E, oradaki elemanlarımızı görmeye, e, Expo yöneticileriyle görüşmeye... 24 saatlik bir ziyaret yapıp hemen döneceğiz. Önümüzdeki günlerde çok yoğun. Yoğun. Ve çalışmaya devam. Keyifle. Keyifle. ben başarılarınızın devamını diliyorum. Yeni projelerde inşallah müdürlüğünüz devam edecek, çalışmalarınız devam edecek. İnşallah. Diye ifade etmek istiyorum Şef Hanım. bu yoğunluğun içerisinde vakit ayırdığınız için, kırmadığınız için, yeni projelerinizi planları, tüm hayata geçirmeyi hedeflediğiniz güzellikler için başarılar diliyorum. Çok Ve teşekkür ediyorum. Yeniden inşallah daha güzel projeleri görüşmek için burada olacağız Gerçekleştirilmiş diye Gerçekleştirilmiş projelerimizi konuştuğumuz bir programı i̇nşallah. özlüyorum ben evet. de. Dört gözle bekliyorum. İnşallah. Çok çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür başarılar ederim. Diliyorum. Sağ olun. Evet sayın seyirciler bu haftalık da kahve bahanenin sonuna geldik. Haftaya perşembe saatleriniz 15.15'i gösterdiğinde yine canlı yayında yine Diyalog TV'de görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.